Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Ben de 2022 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakan, bu sabahki sunumunuzu takip ettim. 48 sayfalık bir sunumla geldiniz. 30 dakikalık bir sürede 48 sayfalık sunumun 20. sayfasına gelebildiniz. Ve ek bir 15 dakika süre verildi. 45 dakika sonrasında da 28. sayfada sunumunuzu bırakmak durumunda kaldınız. Ben 4 yıldır bilen birçok komisyonu takip eden bir milletvekili olarak ilk kez bir bakanın sunumunu yarım bıraktığını burada şahit oldum. Bir Milli Eğitim Bakanı'nın kendi plan birçok komisyondaki sunumunu dahi planlayamamış olmasından büyük derin üzüntü duyuyorum. Burada bakın çok önemli bir nokta. İlk kez bakan olarak geldiniz. Bu planlamayı yapmanız gerekirdi. Yapamamışsınız ki YÖK Başkanı için de geçerli bu. Sayın Başkan da sunumunu tamamlayamadı. Sonuç itibariyle kendi sunumunu dahi planlayamayan bir kişinin milli eğitimi nasıl yönetecek, nasıl planlayacak? İnanın ben burada bir üzüntü duyuyorum. Bakın burada milletvekilleri var. Türk milletine hitap ediyorsunuz burada. Ve yine sizden önceki bakan 2018 yılında Sayın Ziya Selçuk geldiği zaman güçlü yarınlar için 2023 eğitim vizyonu diye bir plan açıkladı. Siz de bakan yardımcısı olarak görev yaptınız. Ve Sayın Bakan Ziya Selçuk 16 yıllık bir eğitim enkazı aldı. 19 yıllık bir enkazı size devretti. Siz de bu enkazda bakan yardımcısı olarak görev yapıyordunuz. Ben de merak ediyorum bu enkazı nasıl kaldıracaksınız? Nasıl başarılı olabileceksiniz? Yani Sayın Ziya Selçuk'un bırakıp gitmesinde sizin payınız ne kadar var ve kaldığı yerden nasıl düzelteceksiniz? İnanın bunu da ben size sormak istiyorum. Yine eğitimde fırsat eşitliğinden bahsettiniz. Sizden önceki bakan da bundan bahsediyordu. 2018 yılında özel eğitimlerin oranı yaklaşık %17.8 iken 2020'de Sayın Ziya Selçuk %20.2 ile bırakıp gitti bakanlığı. Yani eğitimde fırsat eşitliğini bırakın azaltmaya giderek fırsat eşitliği daha da bozulmuştu. Özel okullar lehine. Sizin burada sunumunuzda ben özel okulların oranını göremedim. Nasıl başaracaksınız bunu merak ediyorum. Bakın şu anda çocuklar tam gün eğitim yapan çocuklarımız okullarında öğle yemeği alamıyor çoğu. Bununla ilgili ne yaptınız? Ya bir fırsat eşitliği yarattınız. Hatta cebinde parası yoksa çocuk okuldan su da alamıyor. Susuz ve aç eğitim yapıyorlar Sayın Bakan. Bilginiz olsun. Yani siz kırsalda acaba zeki olan öğrencileri bulup da okutabildiniz mi? Onların elinden tutabildiniz mi? Bunu öğrenmek istiyorum ben. Bunu öğrenmek istiyorum sizlerden. Ve yine özellikle gençlerimiz son yıllarda yurt dışına çok sıklıkla gençlerimiz, zeki çocuklarımız gider oldu. Tabii bunu YÖK Başkanı'na özellikle söylemek istiyorum. Gençlerimiz geleceğini diğer ülkelerde arar hale geldiler. Üniversite sayısını arttırmak pek bence çok önemli değil. Asıl önemli olan üniversitenin niteliğini arttırmaktır burada. Bakın niteliği yok üniversitelerimizin. 207 tane üniversite var. En iyi üniversite, efendim o da özel bir üniversite, 465. sıralamada. Yani yazık Türkiye. Yani siz bir iddianız var mı Sayın Başkan, YÖK Başkanı olarak? Yani ben efendim görev süremde ilk yüze bir tane Türkiye'den bir üniversite sokacağım diyebiliyor musunuz? Bunu başarabilecek misiniz? Bakın kriterler ortada şu anda. Yani sayı önemli değil. Pek çok niteliksiz üniversite var. Üniversite mezunu ama bomboş. Ki bakın ben bir tıp eğitimi alan bir kişiyim. İnanın öyle yani. Eski doktorların eğitim kalitesi şu anda yok. Yani cerrahi branşlarda doğru düzgün hekim bulamıyorsunuz ameliyat olabilecek. Yani insan hayatı söz konusu burada. İnanın üniversitelerimize giderek eğitim kalitesi düşmüş durumda. Sayının hiçbir önemi yok Sayın Başkanım. Ben tabii bu sorunlar 19 yıldır konuşulan bir iktidarda hep sorun konuşuyoruz. Yani halledilen bir şey yok. Devamlı aynı şeyleri söylüyoruz burada. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi olur. Temenni ederiz. Çünkü sizin başarılı olmanız gelecek nesillerin başarısıdır. Ülkemizin başarısıdır. Ben İbrahim Bey burada teşekkür etmedim. İyi olan şeyler için ben teşekkür elbette edeceğiz. Ve başarılı olmanızı canı yürekten temenni ediyorum. Bütçemizin hayırlı uğurlu olması diliyorum. Sağ olun. Şimdi iki söz talebi var. Cemal Öztürk'ün bize Necdet Bey, Sayın Yönetimimiz Necdet Bekyüzler. Başka söz talebi olmazsa bu iki söz talebini karşılayıp daha sonra soru cevaba geçeceğiz. Cemal Bey önce size söz veriyorum. Buyurun. Oldu mu?